Herkese Atatürk Havalimanı'ndan merhaba. En son burada yaklaşık 2 yıl önce 2019'daki Teknofest'teydim. Malum Mart 2019'da Atatürk Havalimanı tarifeli yolcu operasyonuna kapandı ve yıllar sonra yine Apron'dayız ama bu sefer Teknofest 2021 için açılış yarın. Yarın öncesinde isterseniz kısa bir tur atalım. Etrafta neler var? Birlikte bakalım. 2019'daki Teknofest'te Akıncı Taruzi insansız hava aracı mock-up yani model olarak yer almıştı. Bu yılki fuara uçarak geldi. S1 olarak adlandırılan ve ilk imal edilen seri Akıncı uçarak Çorlu'dan Atatürk Havalimanı'na geldi. İkinci Akıncı ise çeşitli gösteri uçuşlarına katılacak. Bu arada Akıncı'nın altında Aselsan tarafından imal edilmiş CATS tipi özel yerli kameranın olması da dikkat çekti. Baykar MX serisi kamera yerine Aselsan'ın imal ettiği yerli işaretleme ve kamera sistemini kullanacak. Milli Muharip Uçak mock-up'ı yine Teknofest'te burada da ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin en önemli havacılık projesi olan Milli Muharip Uçak'ta çalışmalar giderek hızlanmış durumda. Yaklaşık 2 yıllık süre sonrasında 18 Mart 2023'te uçağın fabrikadan çıkartılması, 2026 yılında da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Milli Muharip Uçak 2030'dan itibaren hizmete girecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin başarılı insansız hava aracı Anka S serisi de Teknofest'te ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. İHA'nın burnundaki Aselsan yapısı CATS ile sergileniyor ve tabii ki Anka S'teki yeni kanat tasarımı da dikkat çekici. İHA'nın böylelikle havada kalış süresi arttırılırken taşıdığı yük miktarı da yükseltilmiş durumda. Teknofest'in yenilerinden biri de T625 Gökbey helikopteri. Halen uçuş testleri devam eden Gökbey, Teknofest sırasında uçuş gösterisi de gerçekleştirecek. Hedef gelecek yıl sonundan itibaren ilk teslimatın Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması. Helikopter hem askeri hem de sivil alanda kullanılacak. Bu açıdan dünya pazarında da bir boşluk bulunduğunu belirtmemizde fayda var. TUSAŞ'ın T-129'da yaşadığı motor ihraç sorunlarının arkasından Atak 2'de önemli bir adım atıldı ve Ukrayna ile motor anlaşması gerçekleştirildi. Atak 2 için ilk uçuş tarihi 18 Mart 2023 olarak planlandı. Teslimat ise 2025 sonunda gerçekleştirilecek. Helikopter bu yılın hemen arkasından Ocak 2023'te fabrikadan çıkartılacak. Halen TUSAŞ Kasım 2021 için ilk parçaların kesilmesi konusundaki adımlarını ise devam ettiriyor. TUSAŞ'ın Teknofest'te sergilediği bir başka projesi de Hürjet eğitim uçağı. Jet motorlu eğitim uçağı aslında Türk Hava Kuvvetleri için sadece eğitim değil, harbe hazırlık ve yakın hava desteği konusunda önemli bir aşama sağlayacak. Bu projeyle de aynı zamanda geliştirilecek mühendislik çalışmaları Milli Muharip Uçağı'na giden yolda da TUSAŞ'a önemli bir katkı sağlayacak. Deniz kuvvetlerinin asıl vurucu gücünü oluşturan Seahawk helikopterleri de Teknofest'te sergileniyor. Seahawk'lar özel bir yapıya sahip, kara modeliyle çok farkları var. En önemli fark burunda görmüş olduğunuz özel radar sistemi ve burunda yer alan kamera sistemi. Görüyorsunuz Roketsan imalatı çeşitli mühimmatlarında mock-up'ları yani modelleri bir taraftan helikopterin sol tarafına takılıyor. Sağda ise havadan attığı torpidoyu görüyorsunuz. Bu helikopterler birim maliyet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki en pahalı helikopterlerden biri olma unvanını koruyor. Bu helikopterlerin bir üst sınıfı için alımda Türk Deniz Kuvvetleri'nin havacılık bölümünün planları arasında yer almakta. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ana helikopter filosunu da gördüğünüz AB-412 tipi helikopterler oluşturuyor. UH-1 sınıfından geliştirilen çift motorlu bu helikopterler yukarıda taşıdıkları radar sistemi, burnundaki radarın yanı sıra özel görüş sistemlerine sahip. Jandarma Genel Komutanlığı da bu özel boyamalı
Sikorsky S-70E tipi helikopteri getirmişti. Helikopterin hemen yanında ise orman yangınlarında kullanılan özel kova sistemi. Bombay Bucket adı veriliyor. Bunu Teknofest'te sergiliyor ve tabii ki yan tarafındaki çeşitli mankenler özel jandarma, özel harekatın üniforma ve ekipmanlarını taşıyor. Şöyle helikopterin etrafında dönüyoruz. Bu helikopterler beyaz ana boyalarıyla birlikte daha sivil görünüme sahip ve genellikle de Türkiye'nin daha batı tarafında çeşitli görevleri yapıyor. Burada da içine baktığımız zaman en arkada 4 koltuk yük taşıyabilecek bir kapasite. Önde 2 pilot ve arkasında da teknisyen oturuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ana filosunu ise Bell 429 tipi çift motorlu helikopterler oluşturuyor. Bu helikopterler gündüz veya gece yoğun olarak şehirler üzerinde uçuyor. Asayiş çalışmalarına destek sağlıyor. Ve son olarak Cezeri. Baykar grubu sivil amaçlı tek kişilik bir ulaşım aracı konusunda geçtiğimiz yıllarda ilk uçuşu gerçekleştirmişti. Ancak salgın tabii ki tüm havacılık projeleri gibi Cezeri'yi de olumsuz etkiledi. Barış Baykar tekrar bu projeye ağırlık verir ve yakın zamanda Cezeri tekrar uçmaya başlar. Hazırlıkların sürdüğü Teknofest'in biraz da statik alanından sonra da uçuş dinamiğinin yapılacağı yere bakalım. Sol tarafta görüyorsunuz nakliye uçaklarından sonra S-70 Blackhawk, AS-532 Cougar, hemen yanında Deniz Kuvvetleri'ne ait ATR-72 tipi deniz karakol uçağı, onun yanında ise CN-235 var. Biraz daha ileri bakınca 3 tane T-129 Atak tipi helikopteri görüyoruz. Arkasından Chinook CH-47F, onun yanında Jandarma Genel Komutanlığı'nın çelik kanatlar Blackhawk'ları ve KT-1, T-38, hemen yanında Hürkuş ve onun yanında da Türk Yıldızları uçakları yer almakta. Sonrasında ise Solo Türk'ün F-16'ları, F-4 ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin MiG-29'ları bulunuyor.